siyasi yapılan, mesela Fatih Erbakan bir programda Adnan Oktay kitaplarını okuyorum, işte şöyle görüşler iyidir falan gibi yaptı. Hala bir bağ, onun bir bağı mı var bağlantısı ya da? Fiziksel bağ var mı yok mu şu an bilmiyorum ama zihinsel bir bağ yok. Bağı olduğunu konuşmalarından anlıyorum. Örgüt ağzıyla konuşuyor. Çok kötü bir şey yani. Çok utanmıştım o konuşmaları duyunca. Bilmediği şeyler hakkında konuşuyor. Kandırılmış. Daha önce örgütle çok yoğun diyalogları olduğu için ve kandırıldığını bildiğim için bizzat fiziken de buna şahit olduğum için defalarca hala o kafada gidiyor. Bir şey diyeceğim bir şey yok. Allah akıl fikir versin. Yani. Örgüt ağzı dediniz siz. Nedir o örgüt ağzıyla konuşuyor? Örgüt ağzı şu. Julie Dertliş'in programı ya da Candaş Tolga Işık ikisine de galiba katıldı. Örgütün kitaplarının çok faydalı olduğunu, bu operasyonda hiç seks kaseti bulunamadığını filan söyledi. Bu örgüt ağzı. Yani bu örgütün dosyasını sen biliyor musun? 900 bin sayfa. Seks kaseti de var. Şantaj da var. Her şey var. 140 Junos'un ilk belgeselinde bunlara adli delillere yer verildi. Sen oturup okudun mu 900 bin sayfa? Yok. Sen kitapları övüyorsun. Sen kitapların kimin yazdığını biliyor musun? Yok. Bu şablon örgüt savunması. Örgüt ağzı olduğu için çok iyi bildiğim bir şey yani. Peki bu örgüt... Acıdım yani. Öyle söyleyeyim. Mehdi gibi mi görüyor Adnan Oktar'ı? Mehdi gibi değil, Mehdi olarak görüyor. Gibi değil. Ha, gibisi fazla diyorsunuz. Fazla. Dolayısıyla şöyle örgüt ağzı dediğiniz şey. Hani Adnan Oktar'ın kitapları çok faydalı. İşte Mehdi bize yol gösteriyor. Dolayısıyla yok, şöyle, gibi mi yok, yani? Öyle değil. O biraz adamın üstüne fazla abartı yüklemek olur. Şöyle diyelim biz. Bu tip yapılar ve Adnan Oktar Silah Suçu Örgütü'nün birinci şartı şu. Sonsuz inkar. Sonsuz inkar. Yani sizi Adnan Oktay mesela şöyle diyordu. Bir adamı öldürdünüz. Sizi gömerken elinde kürekle görse ben adamı çıkartıyordum diyeceksiniz. İki, sonsuz takiye. Yani olmayan şeyleri devamlı söylemek. Yalanı sürekli ve kesintisiz bir şekilde anlatmak. Aynı yalanı. O yoktu, bu yoktu. O yoktu, bu yoktu. Sonra bu Adnan Oktar tabii manipülasyon uzmanı olduğu için toplumun %100'ünü etkileme gibi bir derdi yok. %1'iyle bir tartışma yaratmak ve bu tartışmayı devam ettirmek istiyor. Bu bugün açıklanan iddianamede aslında çok acayip bir şey oldu Bahar Hanım. Yaklaşık 5000 sayfalık çok özel belgeler artık fahş oldu. Yani dosyaya girdi, açık oldu müştekilere. Bu 5000 belgenin içinde mesela çok ünlü bir gazeteci var, tamam mı? Adnan Oktar cezaevinden o ünlü gazeteciye gidip ülkede Adnan Oktar'a da biraz aşırı gidildi cümlesini kullanması ve yeni bir tartışma açması için örgütü yönlendirdiği görülüyor. Onu söyleyemem şimdi tabii, ben biliyorum da. Kim olduğunu bu gazetecinin söyleyemez. Evet. Ha, peki. Ben şimdi Salih Gergerlioğlu'nun açıklamalarını vereceğim. Ömer Gergerlioğlu. Ömer Faruk Gergerlioğlu. Salih diyorum sürekli ya. Evet, sürekli. Hakikaten olsun. Ömer Faruk Gergerlioğlu, özür diliyorum buradan. Şimdi bir dakika. Molla Hasanoğlu, Ali Ağa İzmir Kadın Cezaevinden bize mektup yollamış. Gözaltı ve tutuklanma sürecim hukuksuzdu. Nedensiz İstanbul'dan İzmir'e sürgün edildim. Hukuk bürom usulsüz arandı. Kendisi bir avukat. Yani avukatlık yaptığı için cezalandırıldığı kendisi söylüyor. Adnan Oktar davasında avukatmış ve başka bir neden değil diyor. Sırf müvekkili olduğum kişiden dolayı bu böylesine cezalandırıldığım, bu biz insan hakları savunucularının kabul edebileceği bir durum değildir. Hukuk büromu usulsüz arandı. Çünkü avukat bürolarının aranmasında bir usul vardır. Müvekkili olduğum kişi nedeniyle cezalandırılıyorum diyor. Evet, Türkiye'de tüm mahkemelerde ağır hak ihlalleri oluyor. Onlardan birisi de Adnan Oktar ve arkadaşlarının yargılandığı davadadır. Şimdi birilerini itham ederek gözaltına alıp tutukluyorsunuz. Fakat hukuksuz deliller, gizli tanıklar, müphem işlerle dolu bir dava süreci görüyoruz. Hukuk dışı deliller, sahte müştekiler, sahte itirafçılar, baskı ve tehditle elde edilmiş sahte beyanlar ve buna benzer iddialarla oluşturulmuş iddianameler, bir dava süreci görüyorsunuz. Ve sonuçta bir ceza veriliyor ve sonuçta bakıyorsunuz istinafta bu karar bozuluyor. Çünkü çok hukuksuz. Normalde istinaf mahkemeleri
tak 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 noter gibi tasdik makamıdır. Ama noter gibi olan istinaf mahkemeleri bile bu hukuksuz kararlar karşısında şaşırıyor ve tutuklamaları bozuyor, kararı bozuyor. Bütün bunların karşısında hani biraz hukuk var denilecek aşamada aniden bakıyoruz. Bir diğer mahkeme buna iptal kararı vermiş. İtiraz, savcının itirazı ve diğer mahkemenin iptal kararı ile insanlar tekrar tutuklanıyor. Böyle garip hadiseler oluyor ve bakıyorsunuz savunanların da hakkı çiğneniyor. Avukatlar gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor. Bunlar inanılacak hadiseler değil. Müvekkiliyle konuşması ve ona hukuk dairesi içinde bir takım mesajlar iletmesi suç olarak görülüyor. Avukatlarıyla bir sanığın görüşmesi en doğal hakkıdır. Savunma hakkıdır bu. Ve buna dokunulamaz. Ama bakıyorsunuz avukat Sinem Molla Hasanoğlu tutuklanıyor. Davanın içeriğinden bağımsız olarak bu tür usulsüzlükler, hukuksuzluklar yapılmasını kesinlikle kabul etmiyorum. Evet, bir kişi veya kişiler ithamlarla yargılanabilir ama adil yargılan. Yani ithamlar buluyor. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bu çabası nedir tam olarak? Siz örgütün sözcüsü gibi çok ciddi bir şey kullandınız iddia. Şimdi birkaç tane daha video var. Onlardan birini daha söyleyeyim. Mesela yine meclis kürsüsünden diyor ki. Tarihleri ne bu arada bu videoların? Bu sene başladı. Bu sene başladı. Okay. Özkan Mamati diyor ve Furkan Sezer diyor. Operasyon yapan emniyet müdürünün ismini veriyor. Benim ismimi veriyor. Bu örgüte kumpas kurmuştur diyor. Ya şimdi bunu ben o kadar iyi okuyabiliyorum ki bu tip yapılar onlar da kült bir yapı, tamam mı? Onun bulunduğu yapı da kült bir yapı, parti değil. O da kült bir yapı, aynı Adnan gibi. Orada da hiyerarşi ve emir sistemi var. Mesela diyor ki bu dosyada gizli tanıklar var diyor. Bizim dosyada hiç gizli tanık yok, biliyor musunuz? Ben mesela ilk örgütten çıkıp emniyete gittiğimde bana gizli tanık olmamı ve çok büyük haklar verilmesi için teklifte bulunuldu. Ben dedim ki ben korkak mıyım? Niye gizli tanık oluyorum dedim. Olmadım, şaşırdı mesela kamu görevlileri. Ve bu dosyada hiç gizli tanık yok. Sıfır. Mesela diyor ki kız diyor, kızcağız diyor, avukat diyor, yakalanmış diyor. Halbuki o kızcağız avukat değil. 20 yaşında o dediği ve diğerleri. 20 yaşında örgüte gelmiş, örgüt içinde avukat yapılmış, örgüt mensubu. Adnan Oktar cezaevinde orasını burasını ellerken yakalanıyorlar. İşte ya korkunç şeyler. Yani göz göre göre yalan söylüyor. Ve bu yalanın biz peşini bırakmayacağımızı zannediyor. Şimdi sen benim ailem var, işim var, dostum var, arkadaşım var. Ne vazifeyle ben ya da operasyon yapan emniyet müdürünün ismini meclis kürsüsünden söylüyorsun? Bağlantısı Adnan Oktar'la birebir ilişkisi mi var? Şöyle Adnan Oktar'ın avukatı var, bir tane avukatı var. O avukatla organik bağı var. O avukatlar üzerinden angaje edilip örgütün eline verdiği kağıdı atıp tutup okuyor. Ama şöyle düşünün. O şu an şöyle zannediyor. Ben bu zamana kadar bir sürü şey yaptım ve dokunulmazlık beni korudu diyor. Ama şu an bilmiyor ki. Yani benim mesela ismim veriyor ya. Ben onu ölene kadar hukuken takip edeceğim. Yani mesela ben 60 yaşında öldüm diyelim ki ya da 80 yaşında. O zamana kadar takip edeceğim. Niye? Kimse bir daha böyle bir şey yapamasın diye. Yani ben zaten yani burada bu örgütle uğraşıyorum. Biri de bir, bini de bir. Hiç benim için fark eden bir şey yok ki. Arkadaşlarımın da işi için fark eden bir şey yok. Bir insan meclis kürsüsünden bir emniyet müdürünün ismini nasıl verir ya? Kumpas kurdu diye. Nasıl verir? Nasıl böyle fütursuzca yalan söyleyebilir? Gizli tanık vardı. Yok. Ben değilim gizli tanık. Gizli tanığa mı benziyorum? Bakın el sallıyorum şu an seyircinin. Gizlenmiş durumda mı? Ömer Faruk Gergerlioğlu bu vesileyle yargılandı mı peki? Hayır, yargılanamıyor maalesef. Adamın dokunulmazlığı var. Bekleyeceğiz. Kalkmasını bekleyeceğiz. Binlerce dosya gibi. Ya yani orada şu ayağı yapıyorlar bunlar. Biz insan hakları savunucuyuz. Bizim insan ayırt etmeksizin. Adnan gelsin o gitsin. Herkes bir hayır, öyle bir şey yapmıyorsun. Sen dosyanın esası ve içeriğiyle ilgili yalan söylüyorsun. Avukatla ilgili yalan söylüyorsun. Benim ismimi niye veriyorsun meclis kürsüsünden? Ben mesela onun eşiyle, çocuğuyla ilgili açıklamalar yapsam Taksim Meydanı'nda, mesela bir otele gitsem, bütün basını toplasam, anlatsam rahatsız olmaz mı?
Sen dava mı görüyorsun orada? Örgüt mesela içeriden dese ki, örgüt üyesi Bahar Feyzan şöyle şöyle. Sen alıp okuyabilir misin bunu meclis kürsüsünden? Bu örgütün sözcülüğünü yapmaktır. Varsa bir rahatsızlığı gitsin, adliyeye şikayetçi olsun. Bugün seçtikleri kurban bu saf adam. Ömer Faruk Gergerlioğlu. Bunu angaje olup bunu kandırıyorlar. Yarın başkasını kandıracaklar. Bunları parti gözetmeksizin bunu yapıyorlar. Ben hep bunu anlatmaya çalışıyorum. İlla istiyorlar ki AK Parti bunun arkasında. Ya değil kardeşim. Allah Allah. Bunlar parti marti gözetmiyorlar ya. Bunlar için kullanışlı ol yeter. Bugün solcu gazeteci olur, yarın sağcı gazeteci olur. Fark etmez ki. Herkesi kullanma derdinde.